İnsan bedeninin %60'ı sudan ibaret. Bütün dokularımızda değişen oranda su var. Suyun insan sağlığı üzerine olan etkilerini ve rolünü anlatmaya kalksak 2-3 saatlik bir belgesel çekmemiz gerekir. Kaldı ki bu kadar detaya girmeye gerek yok. Normal bir insan 30-40 gün hiç gıda almadan yaşayabilir ama aynı insan susuzluğa ancak 2-3 gün dayanabilir. Özetle su aynen hava gibi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Peki ne kadar su içmeliyiz? Bu sorunun cevabını vermeden önce sizin bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Birazdan ekrana çoktan seçmeli bir soru gelecek. Bu aşamada sizden ricam videoyu durdurun. Seçenekleri 1. Gözden geçirin, doğru olduğunu düşündüğünüzü de aşağıda yorum kısmına yazın. Sonra videoyu tekrar başlatıp devam edebilirsiniz. Bu sorunun doğru cevabı hiçbiri ve hepsi. İşin doğrusu suyun bir dozu yoktur. Bazı durumlarda 2000 mililitre fazla gelebilir, bazı durumlarda 5000 mililitre az gelebilir. Serin bir ortamda evde televizyon seyreden bir insanla cehennem sıcağında güneş altında çalışan bir insanın su ihtiyacı aynı olamaz. Su ihtiyacımızı belirleyen birçok faktör var. Bunların başında ortam ısısı geliyor. İkincisi hareket düzeyimiz var. Üçüncüsü ve çok önemli bir başka faktör yediğimiz bir takım gıdalar. Tuz, şeker, proteinler, alkol, baharatlar bunlar hepsi bizim su ihtiyacımızı belirleyen faktörler. Vücudumuzun su dengesi ki bu dengeye kanın pH'sı, sodyum, potasyum, klor, kalsiyum gibi elektrolitler de dahil muhteşem bir mekanizmayla kontrol edilip dengelenmektedir. Başta damarlarımız, böbrek ve beyin olmak üzere bütün dokularımıza yüzlerce binlerce reseptör dağılmıştır. Bu reseptörlere sensör gözüyle bakabilirsiniz. Bu reseptörler kanın ozmotik basıncı, onkotik basıncı konusunda beyine sürekli durum raporu gönderir. Beyin de bu verilere ışığında gerekli ayarlamaları yapar. Örneğin suyun yetersiz olması durumunda beyinden su tutucu hormonlar devreye girer, böbreklerin su atması engellenir. Öte yandan en önemlisi beyin bizde susama hissi yaratır. İşte videomuzun konusu olan sorunun cevabı beyin. Ne kadar su içmemiz gerektiğini belirleyen ve bize söyleyen, dikte eden beynimizdir. Onun için az içtim, çok içtim diye kastırmanıza gerek yok. İçiniz yandığında serin suyu bol bol kana kana için. Gerisini beyin ve böbrekler halleder. Su ile ilgili izleyicilerimizden gelen birçok soru var. Bunların en çok sorulan 3-5 tanesini seçtik ve sizinle birlikte gözden geçirmeye karar verdik. En çok sorulardan bir tanesi hanım izleyicilerimizden geliyor. Hanım izleyicilerimiz suyun cildin nemine ve güzelliği üzerine olan etkilerini soruyorlar. Üzgünüm hanımlar, içtiğiniz suyun cildinizin nemiyle, esnekliğiyle ve güzelliğiyle hiçbir alakası yok. Cildin güzelliğini sağlayan şey cilt dokusundaki elastin ve kolajen gibi bir takım proteinler. Suyun bu konuda pek bir etkisi yok. Yakın zamanda bir genç manken kardeşimiz televizyonda cildinin güzelliğini içtiği 5 litre suya bağlı olduğu konusunda demeçler veriyordu. 25 yaşında ne yapsanız cildiniz güzel. 45'ine geldiğinizde
suyu damacana ile içseniz bir faydası olmaz. Çok sorulan bir başka soru ise su yerine çay, kahve, meyve suyu, maden suyu içsek olmaz mı? İşin doğrusu en sağlıklısı içtiğimiz suyun en az yarısının saf su olarak içilmesi. Daha önce kilo vermek için 10 Tio isimli videomuzda yemekten önce birer bardak su içilmesini öneriyorduk. Bunu uyguladığınız takdirde zaten günlük su ihtiyacınızın 1/4'ünü karşılamış oluyorsunuz. Diğer yarısını çay, maden suyu gibi bir takım sıvılardan, içeceklerden ve sıvı gıdalardan karşılayabilirsiniz. En sağlıklı su hangisidir diye çok soruluyor. İşin doğrusu, su temiz ve taze olduktan sonra her türlü su, özellikle kaynak suyu faydalı ve sağlıklıdır. Suyu zaten biz sağlıklı özellikleri nedeniyle içmiyoruz. Suya ihtiyacımız olduğu için içiyoruz. Çok sorulan başka bir soru da suyun sertlik derecesiyle ilgili. Suyun sertliğinin sağlıklı özellikleriyle pek bir alakası yoktur. Sertlik derecesi içindeki minerallerin bir ifadesidir. Bu daha ziyade lezzetini etkiler ve kişisel bir tercihtir. Bazı maden suları mineral ve özellikle kalsiyumdan çok zengindir. Bu sulardaki kalsiyum ileride böbrek taşları gibi bir takım hastalıklara neden olabilir. En sağlıklısı günde bir taneden fazla maden suyu içmemektir. Bir başka soru suyun pH'sı ile ilgili. Birçok okurumuz suyun alkali olması daha sağlıklı değil mi diye soruyorlar. İşin doğrusu suyun pH'sının lezzeti dışında sağlık üzerine pek bir etkisi yok. Zaten içilen her türlü su mideye geldiğinde şiddetli bir asit ortamla karşılaşıyor ve özellikleri, pH özellikleri ortadan kalkıyor. Dolayısıyla pH'sının asit veya alkali olmasının hiçbir önemi yok. Ama özellikle vurgulamak istediğim bir şey var. Bu alkali suyun faydaları üzerine çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor ortalıkta. Özellikle suyu alkali yaptığını iddia eden damlalar ve tozlar ve hatta makinalar var. Bunlar tam bir sahtekarlık ve bunlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Sıkça sorulan bir başka soru ise suyun ısısıyla ilgili. Birçok izleyicimiz soğuk su içmek zararlı mı diye soruyor. Bu tam bir şehir efsanesi. Soğuk su içtiniz diye boğazınız şişmez, mideniz bozulmaz. Amerika ve Avrupa'da nereye gitseniz, su isteseniz o su size buzlu gelir. Şimdi, ben ılık içmek istiyorum, soğuk sevim, o ayrı bir mesele. Ama soğuk suyun bir zararı olmadığı kesin. Aksine soğuk suyu vücut ısıtmak zorunda kaldığı için ekstra bir kalori yakar ve dolayısıyla kilo verme çabası içinde olanların soğuk su içmesi, ılık su içmesine göre daha etkili. Birkaç izleyicimiz su zehirlenmesi diye bir şey var mı? Sudan insan zehirlenebilir mi diye sormuş. Bu mümkün değil. Yani siz eğer oturup bir oturuşta 3-5 litre su içerseniz aşırı bir yüklenmiş olursunuz. Ancak biraz önce izah ettiğimiz gibi bunu beyin ve böbrekler algılar, bir anda hormonlar devreye girer, böbreklerin kanalları açılır ve ihtiyacımız olmayan o fazla su dışarı atılarak dengeler yeniden sağlanır. Özetle, ne kadar su içmemiz gerektiğini çevre şartlarımız belirler. Her şeyden önce beyin belirler. İçmemiz gerektiği zaman beyin bize susama hissini verir. İşte o zaman serin bir suyu kana kana için. Ben öyle yapıyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.